Bugün dördüncü gün Hayriye Hanım. Niye o petekleri silmediniz? Evet, Hayriye Hanım'ın salonunu siliyoruz ve her zaman dediğimiz gibi evde silmedik, girmedik, yer bırakmam. Her yeri ovalarım hep, çitilerim hep kadir. Her yer hep tertemiz kadir. Gitsin dertlerimiz la la la. Haydi mutfağa gidiyoruz. Bakalım mutfak dolabının üstleri ne kadar temizmiş görelim. Mutfakta camın orada tozlar gördüm. TV vardı mutfakta. Onun arkası full toz içindeydi. Yani asla temizlememişti. Asla dokunmamıştı bile. Gel Hayriye ablacığım. Geldim. Hemen bezimi seriyorum şuraya. Sandalyemizi alıyoruz. Bakalım Hayriye Hanım. Hazır mısın? Çıkart olmalı ya. Hazırım, hazır. Tatlı kız seni. Ben buraya çıkabilir miyim? Meli kralım. Şeyin de yoktu. Sen söyle. Şöyle vereyim. Vay. Oo, yanlış adamın eline verdim sopa diye. Bindiğim dalı. Hadi aşağıya. Şimdi Hayriye ablam. Canım çok ablam. Şey. Tozlu değil mi? Korkuyorum. Yardım et biraz. O kadar da. Eşelemedi beni de, haydi in aşağı. Dolabın üstünü ellememişsin Hayriye abla. O gelen kadına da kulaklarını çek onun da. Bu dolabın üstünü hiç ellememiş. Evet, dolabın üstü maalesef ki duruyor. O zaman hemen oraya yağ sökücüyle girelim. Ben hemen ver. Ya haydi abla, sen bana zahmet de. Ben buraya boşuna mı geldim? Kalan yerleri temizlemeye geldim. Evet, temizle. Haydi bakayım, eline sağlık. Ama sana indirim yapacağım. Normalde burayı 150'ye siliyorum. Senden bugün sadece 50 lira alacağım ablam. Hafta. Canın sağ olsun senin. Dört gündür ev geziyoruz. Bekar ve yalnız yaşayan bir erkek olarak en temiz ev benim evimde. Kombinin üstüne çıkma diyor. Düşer düşersin Allah muhafaza. Ucundan bak. Ben mi? Oo, ya çıkarsan çık ya. Ben kendimle barışırım. Tamam, ben dur. Temiz kadınım. O zaman şöyle hemen bir bakayım. Çık, ne yapayım? Yapacak bir şey yok. Fazla bir şey arama yalnız. Vallahi ben bu çocuğun boyuna sinir oluyorum. Hah, boyu da yok zaten. Teşekkür ederim Hayriye abla. Hayır, yetişmedi boyun. Uzak. Yok, kombinin üstü tertemiz. Bir şey diyeceğim, bundan hiç güzel patates kızarmıyor biliyor musun? Hep bu tellere yapışıyor, vuruyorsun hamur döküyorsun. Ya ben onun için bak kaldırdım. Onun için hiç kullanmamış bak. Evet, gayet güzel ablam. Eline koluna sağlık. Bunda ne var? Teşekkür ederim. Aç bak. Hayriye abla, ne kadar tenceren var maşallah. O ne ki? Bir şey diyeceğim, senin çamaşır makinen nerede? Aşağıda, ooo ben ona çok sevindim biliyor musun? Çamaşır makineyi çekeceğiz, arkasına bakacağız. Lastiğine bakacağız, baksınlar eline. Aşağıda üstünde... Sakladım diyorsun. Ya yok, in bakabilirsin. Üstünde kurutma makinesi var. Nasıl çekecek? Çekemiyorum. O zaman ama sen bak, onu hiç çekmedin mi? Bak çamaşır makinesi... Yok çekiyorum canım. Ha, öyle bir dedin ki. Tabii bakın inin. Yok bakın. Banyoya gidelim gel. Aşağıdaki banyoya mı? Yok buradaki banyoya gidelim. Hadi gel. Banyomuza gidiyoruz gel abla. Haydi nanne oyo. Banyo duş kabinliğinde, duş kabin çıtasında lekeler gördüm. Siyah tozlar gördüm. Musluklarında lekeler gördüm. Belli yerlerinde tozlar ve kirler gördüm. Onu da yaşına veriyorum. Evet, banyomuz, muslukların gayet güzel. Üstleri falan da gayet iyi. Banyon gayet güzeldi. Gel Hayriye abla şöyle dön. Şöyle dön evet. Fayanslara şöyle bir bakıyorum. Bunlar tırtıklı fayans ya. Onlar da gayet temiz. Banyonun fayansları... Baktım orayı da elledim. Orası da pırıl pırıl. Şu dışa kabinin altını konuşmuştuk. Atayım mı atmayayım mı? Ya işine başına iş alacaksın. Sen bilirsin. Baksana ellemişler zaten. Bir şeyler olmuş. Orayı açmadık yani gerçekten. Açarım da nasıl bir manzara karşılaşır? Elimizde kalıyor. Elimize verdiler o zaman. Oh. Bak çekim silmiş bana burada numara yapıyor diyor ki nasıl yapsak ki çeksek mi çekme. Sen var ya sen. Ben seni yormak istemedim ama sen illa uğraştın ne bakın, yapayım. Bakın gayet güzel altında ne bir örümcek ağ ne bir çer ne bir çöp. Sağdan gösterdi sağ çatla da patla. Ceviz içi patlasın düşmanlarım hırsından çatlasın.
takıyorum geri yerine. Ama yine buldun ya. Hayriye Hanım, Hayriye Hanım şovunu yaptı gene. Yine buldun ya, sana helal olsun. Peki, bu lavaboyu dezenfekte ediyorum. Ben buraları bir sileyim. Evet. Sen üstünü değiştir ve muhteşem hamsili pilav tarifi, el açma Laz böreği ve tabii ki de diğer güzel çeşitlerimiz bugün Hayriye Hanım'ın evinden. Bakalım Hayriye Hanım 2 saatte bugün neleri yetiştirecek? İnşallah sofra mokotas tamam kurulur. Çatal bıçak eksik olmaz. İnşallah. Kimsenin ağzına laf vermeyiz. Ve İnşallah. Mutfakta o kadar güzel eğleneceğiz ki bütün Karadenizlileri, Karadeniz sevenleri ekran başına bekliyoruz. Kadirezili değil en hamarat benim benim. Kadirezili değil en hamarat benim benim. Haydi buyur abla, görüşmek dileğiyle efendim. Sefam olsun. Büyük ödülü kazanırsam direkt kardeşlerimin yanına, yurt dışına gidelim.